Sizce neden bu kadar zam var? Küresel çaplı var, sadece ülkemizde değil. Onun haricinde de vatandaşımızın, halkımızın fırsatçı olması veya yoksul kesimin çok düşünülmemesi. Yönetilemediği için. Hükümetin beceriksizliği bence. Mesela dün Orman Bakanı ile konuşuyor. Diyor ki bir yerden şey getireceğim diyor. Et getireceğim. Yani Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Yurt dışından ithal. Et getirecek Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Bırak diyor yani hiç Türkiye'de olsun diyor hayvancılık diyor. Yani onlar ulu ortayı konuşacak yerler değil. 22 yıl olmuş devletin başındalar. Hala daha yağ kıtlığı, daha ileride ne kıtlıklar olacak bilmiyorum. Biraz başıboş oldu hükümet. Gerçi neden zam var? Aslında o zam oldu. Neden zam olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bazı şeyler yenileniyor yani. Bazı dönemler bitiyor. Yeni dönemde böyle geldiği için böyle uygulanıyor galiba. Zama da bilmiyorum inan yine ortalık çok zam ama işte iyi olur zahar. Allah sonumuzu ayrı eylesin. Rusya savaşı ondan. Bu kadar zam var. Ya şimdi tabii dünya üzerinde bir biliyorsunuz Covid'den kaynaklı bir sıkıntı var. Onun ötesinde de yani tabii yıllardır bizim çektiğimiz bir problem bu. Biraz ekonomistlere sormak lazım. Bizde neden bu kadar zam var? Eğer ülkemizdeki genel olarak, uluslararası genel olarak baktığınızda her yerde var. Şu an o zam yani. Bir tek ülkemizde geçerli değil. Her şey geçecek inşallah. Bu baskılar zaten hepsi de 2023'ün korkularını yaşayan insanların baskıları. Evet, o zaman her şeyin güzel olacağının farkındalar. Yıkmak için çabalıyorlar. Ya şimdi zam her şey değerlenmesinden dolayı. Şimdi önce tamam zam yoktu ama değersiz malzemeler de vardı. Her şey değerlendirildi yani şu an. Ekonomi doğru yönetilemediği için. Zamlar neden bu kadar? Üretim, yerli üretim çok düştü. Yani ne bileyim yerli üretimin düşmesi, özelleştirmenin sürekli çok olması, yapılmış olması, yerli üretimin olmaması üretimi zamları tetiklerdi.